hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli dostlarımız. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bizleri de sorarsanız iyiyiz elhamdülillah. Elmalım bizi almaya gelmiş şöyle. Merhaba arkadaşlar. Evet, beni de arkaya attılar değerli takipçilerim. İki bacı öne geçtiler. Çok güzel bir duygu maşallah. Subhanallah. Biz Aksaray'a gidiyoruz ama öncesinde Elmalım'ın evinde kahvaltı yapacağız. Evet, bugün izleyicilerimiz. Elmalım bizi çağırdı. Hadi o bizde yapalım diye. Maşallah, subhanallah, gerçekten çok güzel sürüyor. Nail de çok beğendi Elmas'ın şoförlüğünü. Elmas gerçekten alışın da çok güzeldi. İnişte iki kere sınava soktular. Olsun. İki kere de beş kere de sınava girdi. Becerebilirler lan. Evet bacım, panik yok maşallah, subhanallah. Yok, Serkan bana sürekli bir din de boşayım giyim diyor. Sınava fites değiştiriyorsun. Arabayı iki yıldırmıyor fites değiştirirken. Evimizde ileride. Şöyle. Tek orada yavaş gözüküyor. Yavaş. Şöyle gidiyoruz. Yellene yellene. Erol. Benim hayallerim vardı arkadaşlar. Bacımla Aksaray'a gideceğim diyordum. Bugün bir götürün bari bacımı. Gidiyor da trafiğe girince heyecan basıyor. Bir yönden iyi derim, hem cesaret veriyor, evet, hem de korku veriyor, ikisi bir arada oluyor. Her şeyi en olasılığı değerlendirmek lazım. Ben pek anlamıyorum. Dün bana Nail şey verdi. Dün Nail bana motoru verdi. Diz bağlarım çözüldü resmen ama ilk deneyime göre iyi. Kulağa cilçemizi göster. İyiydi. Elmanı çevirelim. Zaten motoru süren adam arabayı da sürüyor. Bu bizim ehliyet. Motor da sürülüyor işte. Aynen, sen şu an traktör kullanabilirsin. Evet. Önden kepçeli traktör kullanabilirsin. Aynen, şeyi de gösteriyor çünkü ehliyetimizin arkasında. Sen köy hayatında ne lazımsa artık kullanabilirsin. Motosiklet hariç. Evet. Motosiklete gireceğim. Biz Gülpınar'dan çıktık, şimdi Gülağaç'tayız. Elmalım'ın hep aramızı merak ediyordunuz. Elmas bacımla. Şurada fırın vardı ya. Çörek çıkardım işte. Tamam. Taze taze. Bu çöreğim de bir güzel olmuş. Şöyle mesafeyi gösterelim. Bir bu kadar geldik. Şimdi bir bu kadar daha gidip Elmalı'nın evine olacağız değerli dostlar. Vallahi. Evet, buralar gördüğünüz gibi daha çok gelişmiş Gülpınar'dan. Evet, değerli takipçilerimiz, gerçekten Elmas'ın hayatında mükemmel bir cesaret var. Hiç seslenmiyorum. Sinyallerini, minyallerini, nizamı yapıyor. Bak, görüyorsun şeyi. Evet, görüyorsun kardeşim. Görüyorum. Yapacak bir şey yok. Ana daha bana el kaldırıyor ana. Özür diliyor. Şimdi devam et. Ters bir hareket yaptı o. Evet. Ters hareket bakmadı. Bizi de yitirmizden koydu. O kolçak takmıyor. Ay çok komik ya. İnişte bir şey, birinci vitesimiz biraz şey diyor. Yok, şu kolçağı kaldırsan rahat eder. Şunu mu? Evet. O kalkmıyor. Kalkmıyor. Serkan o kırılmış. Ta montalatmış mı oraya bilmiyorum. Sabit yaptırmış. Evet, devam ediyor yolculuğumuz gördüğünüz gibi. İnşallah bizim Gülpınar'ımız da böyle gelişir, yolları falan düzeltilir. Burası yıllarda böyle bacım, hiçbir düzelme yok ki. Evet, bizim olsun yine. Evet, ona kalsa bizim orada da güzel. Da yok, şu iç yollar diyor. O gerçi orası da güzel de. Gülpınar'ın da iç yolları güzel, ara yollar kötü. Alim teyzesin de yattı. Akşam teyzesi onu götürdü. Akşam pek perli perişanladım ben. Temizliği yaptın mı yoksa? Bugün işte sizi almaya gelsin, bir akli dengem yerinde. Evet. Elmas bacım dün temizlik yaparken erzak dolabı kafasını vurmuş. Orada bir zedelenme olmuştu. Evet. Acile falan gitti. Allah'ım geçmiş eylesin. Amin bacım. Beterinden korusun. Zamanla bir kalktım. Bir şekli oldum. Sonra çiğderek bildim kafamın ağrısından. Ağrı var mıydı sabahleyin yine? Sabahleyin vardı, akşam bilemedim. Dolarex çiğdi ya, onu yuttum. Ağrı kesici. Canım benim. İyi ki beynine falan gelmemiş. O tam dolabın kapağı açıkmış. Ağır basınca üstüne dönmüş. Ondan geçmiş olsun inşallah. Rabbim bir daha yaşatmasın bacım. Amin.
Bir de kolonya üstüne hediye bacım, o öldürürdü beni. Evet. Cam kolonya. Kendi halamkinin evi şu taraf herhalde değil mi? Şu Emma? Mavi. Şu mavi demiş, panjurlu olmuş şey. Ama halamın evini unutmadım bak. Kendigül halamıza da sevgilerimizi gönderiyoruz. İbon işleme. Kendileri bizleri izliyorlar. Çorlu'dalar. Evet. Selam olsun. Evet. İzmir'e de selam olsun İlker bacıma. Evinizi Murat gösterdik. Murat'ın işlemi Rahu'ya. Herkese selam özledik olsun. Özledik hepsini değil mi? Aynen. Yazını hep buluşuruz inşallah, belli Allah olmaz, izin verse. Belli olmaz, belki bir Ramazan bayramından sonra çılgınlık yaparız hep beraber. İzmir turu. Bir araba 5-5 yapabiliriz. Kendi ağaç ayı bulunur abi. Vallahi. Ay, inşallah çok kurban olur vallahi. Şuraya da bir şeyler yapılıyor herhalde. Basın inşallah. Şu evde çok değişik olmuş taşları falan. Hani el yapımı gibi olmuşlar. Evet, döşeme işte olmuş galiba. O herhalde Suvan'ın üzerine mi yapmışlar işte onu süslemeler? Nerede bir tane takipçimiz yazmış ki ağaçlandırma sizin orada çok az. Keşke ağaçlandırma yapsanız diye. Şimdi ben ona bir açıklık getireyim. Bizim evet. Buralarda ağaçlandırma yapsan da buralar kırsal kesim olduğu için. Evet. Yani sürekli sulaman lazım. Bahçelerin her kesim var. Onlar suluyorlar ama böyle dağda, bayırda, yol kenarlarında da belediyeler yettiğince yapıyor. Yani başka memleketler gibi değil burası. Burada Haziran 15'ten sonra işler değişir. Evet, ondan sonra sulama da yetmez. Evet. Kurur tekrar dikilen ağaçlar. Bu ağaçlarda sulak olan yerlerde zaten dikilmiş. Evet. Önceden buraya su geliyormuş, kurpınarımızın suyu. Evet, şimdi doğru. Bak kurumak üzere. Bak kurumak üzere. Evet, orada da azaldı. Orada azaldı, buralar da kurumaya başladı. Yani bunları belediyenin falan sulaması gibi bir imkan yok değerli dostlar. Öyle bir bütçe yok değil mi? Bir, keşke yol kenarında sulayabilseler. Bir Aksaray'da ama şeyde Gülpınar'da yangın çıkmış da itfaiyelerinde su yokmuşmuş kaldık ya. Öyle mi olmuş? Aynen. Olur, burası Türkiye. Çok görmeyeceğim. Bir şey olabilir. Bak evet. Çıktık dışarıya. Bağ yapıyor. Yok, erken değil mi daha bacım? Yok yok. Arabasıyla gelmiş. Bağ budama işlemi başlamış. Yaz gelmiş demek ki. Havallar ekiliyor gayrıciğim. Elmas bacımın evine çok az kaldı. Benim kolumun da iflas etmesine çok az kaldı. Elmas bacımızın evinin yolu da pek iyi değil. Bizimki de iyi değil. İnşallah ilerideki... Aynı Lila annem gibi dedim. Değil mi? Bizim orada böyle Elmas asfalttan döndükten sonra... Daha enişte burayı iyice çukurdu da. Güneye doldurmuşlar kim doldurduysa Allah razı olsun. Yapılmış yani biraz bu. İşte ya iki çocuğu dökmüşler toprak. Çukurlara atmışlar. İyi, Allah razı olsun. Yolda bir taş bile görüp alsak değil dostlar. Sevap. Sevapmış evet. Türk bayrağımız daha dar böyle. Kuzum kurban olurum nasıl gördü görüyor musun Ayaz'ım? Türk bayrağı. Aldım da taktıramadım evime. Koyunlar çektirmişim. Doğada en güzel şey koyundur. Aynen inşallah. Bizim de olacak yakında. Pek gözükmedi de. Bizim oradan çek ben bunu. Aynen. Buradan toplu almış. Kaleyimizi çek. Çok güzel değil mi? Burası senin. Aynen. Rüzgar da çıkmış ya bayrağımız nasıl iyi dalgalı. Elmalımdan benim ev çok birbirine benziyor. İç açıcı gerçekten. İkimizin şeyde tepeye bakıyor arka taraf. Senin ki benimkinden biraz daha düzek. Düz, ön evet. Arkası yine tepe. İşte arkada senin de tepe var, benim de tepe var ya. Olsun. Şiirlerimiz güzel mekanlar. Evet. Aynen, sakin. İnsanın bulunduğu yerin içinde sinmesi çok güzel bir şey. Ben ilk burayı gördüğümde sevmediydim değerli izleyicilerim. Sonra içine kendimi atınca sevdim, sevdirdim. Duvarlarını sevince evini de yani çevreni de sevmiş oldun aynen, herhalde Elmalı. Aynen, öyle oldu. İnsanın önce evinin duvarlarını sevmesi gerekiyor. Bir de ben geldiğimde mahallem farklıydı ya bacım benim. Evet. Belki oralardan ev yaptırsak bu kadar zorlamazdım. Burası bana demirci kasabası gibi gelmedi. Başka bir memleket gibi geldiydi. Doğru. Yani ortam değiştirmek çok önemli. Evet. Mesela şu an ben de daha ne olduğumu şaştım hani. Vallahi ben hala sizler olmasanız evet. Daha bir farklı olacak. Meselesi iki tanesi kırıldı mı? Sizleri görünce mutlu huzurlu kırılmış oluyorum. Kırılmış işte bu sene hep patladı. Evet. Niye öyle oldu bilmiyorum. Terazisiz miymiş? Antifriz falan koydunuz muydunuz? Bunun antifrizi yok herhalde. Ha, bunda yok. Bu kadar aramız bayağı var. Elmalımı aldı geldi bize. Elmas Finans'ın villasına hoş geldiniz. Katlar. Ana katlar. Koktum ben işte. Kol söyle geldim. Vallahi hiç kokmadım.
Ay paşam benim. Sen ne tatlısın ya. Surata bak, surata. Paşam, çok rüzgar esiyor. Tatlı kusur. Katlar. Lady. Ay lady, bak hele bak hele. Katlar ve lady. Ali'nin kasına da doyursunlar. Yatırlar. Ama nasıl rüzgar var diye kapattık bile şansımıza. Ne oldu? Tüylerini yiyorlar birbirlerine. Allah. Bunlara bir araştırmak lazım. Tavuklar neden tüyünü yiyordu? İnternette bunların muhakkak vardır bir şey. İşte normalde şu takkalı köy tavuğu, evet, onu havuç ettilerdi. Sırtını bir görsen kan gelmişmiş. Annem gildeydim ben. Evet. Onu hince bak, onu yemeyenler kendi kendilerini yiyorlar bu sefer de. Allah. Onun tüyleri iyi bak. Bir araştıralım bakalım. Ne? Bu kadar mı bacı? Bu kadar. Hatta şu tavuğu Hasan'a vereceğim. Onu ayırdı diyorlar diye. Bunlar ataks ya. Ha. O bakınca onun. O da takkalı. Allah'ım onda nasıl güzel. Onda bir şey yok bunda. Sen tavuklarında gıcık gıcıkmışsın da bak hele. Fıstığın, fıstığın şeyler çıkmaya başlamış. Anne oldu çıkıyor. Fıstık. Tamam. Maşallah. Ne bu, elma mı? Elma. Elmalının elması tutmuş. Hayırlı uğurlu olsun elmalı. Maşallah, bu da patlıyor. İnsan mutlu oluyor değil mi? Yarın meyvesini gördüğünde daha bir mutlu olacak. Sarımsak şey yapmış ama bacım. Bademi. Şu da ayva herhalde işte. Ayvası var, narı var. Nereden uyanıyor nayı? Maşallah. Ağaçları hep tutmaya başlamış elmanın. Elmalı üşümüyor musun sen? Yok, kayısı değil. Bu da tutmuş. Evet değerli dostlar. Elmasımın evini bilenler biliyordur. Ama hiç ev turunu çekmemiştim. İlk defa çekeceğim. Şöyle evinin dışından manzarası bu şekilde balkonunda. Gördüğünüz gibi. Çok geniş bir balkonu var. İnanılmaz da rüzgar esiyor, o yüzden dışarıya fazla çekmek istemiyorum. Gördüğünüz gibi. Al elmasın hayatına. Hepiniz hoş geldiniz değerli dostlar. Hayır, şu biberimi göstersen de bir çektirsen gelsin diğerlerine. Bir gösterelim hemen izleyicilerimize. Elmalımın hünerleri maşallah. Toz biberim olacak Allah'ım. Onları bana da nasip et ya Rabbim. En çok sevdiğim şey. Olacak olacak, bu sene sana da. Elmalım sat bari. Git bacım, baba anca indir. Niye daha yine yaz geliyor, yine yapacaksın? Estağfurullah. Vallahi ne yapacaksın bu kadar? He. Bundan değil, yarısı kadar toz biber çıkarıyor. Ama o zaman izleyicilerimiz istiyor işte, onlara da ulaştıramayınca. Yine de niye kargoyla göndeririz? İşte adresleri ulaşılacak. Yani bilemiyorum ki, ne bileyim. Yakında yufka siparişlerimiz başlayacak. Elmasın hayatıyla yufka yapıp, evet, yufka satacağız. Sipariş aynen vermek isteyenler şimdiden yazabilir değerli dostlar. Aynen. Çok güzel projelerimiz var. Uygulayacağız inşallah. Evet. Fiyatını falan öğrenmedik ama evet, yufkanın fiyatları şeyde baktım internette, 2 TL'den tanesi. Evet. Biz ne kadar yaparız bilmiyorum. Bizimki biraz daha büyük olacağı için sacımıza evet göre, onlar daha i̇şte küçük. Onların yufkası küçük. Bizimki normal, ekmeğimiz çok büyük. Baktan. Evet. Evet. Bakalım artık, konuşalım. Aynen. Böyle bir Ford mantosu var elmalımın. Gayet de güzel, şık, sade. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Şurada şöyle bir cam var. Bu giriş oluyor. Böyle çiçeklerle süslemiş bacım. Ford mantosunu. Burası böyle girişi. Burada bu yazı çok güzel olmuş değerli dostlar. Çok hoşuma gitti.
Girişi böyle. Elmalımın evi benimkinden daha büyük. O yüzden koridor daha geniş. Bizimkine plan anca o kadar yetti yani. Koridorum benimki daha dar. Şu anı. Canım bacım benim tertemiz valla, bir de silmiş kafasına, işte o şeyi düşürmüş silerken, temizlik yaparken. Size onu da göstereyim. Elmas bacımın mutfağı gayet şık ve güzel. Şu pembelere bayılıyorum, çaydanlığına ve baharatlık takımına. Çok güzel olmuş. Yakışmış, mutfağını açmış. Böyle yerlere de halısı falan. Burada dondurucusu var. Şöyle. Bu masayı da çok olmadı alalı. Masası da çok güzel. Çok hoşuma gidiyor. Allah'ım ağız tadıyla oturmayı nasip etsin. Burada yufkası var. Ve bu düşmüş kafasına. Allah korumuş. Bayağı da büyük. Kapağı değmiş tam da. Sivri tarafı. Şurada sofra kurduğu tahtası var. Burada buzdolabı var. Elmalımın mutfağı bu şekilde değerli dostlar. Elmas bacımın. Ben elmalı diyorum. Kızanlar da oluyor. Neden elmalı diyorsun diye. Daha kolayıma gidiyor herhalde. Daha hoşuma gidiyor. Ayhan. Hoş geldin teyzem. Mutfağı gezdirdim bacı şöyle. Bir dolandırdım. Ve salona giriyoruz. Hasan bıkılamasın. Tertemiz. Ana. Ne arıyorsunuz öyle? Dip dibe. Dip dibe. Ha. Öğretin işte. Beni büyük bir yükten kurtarıyorsun. Eğer öğretirsen, öğrenebilirsen. Çöreğimizi de attık yine fırınımıza arkadaşlar. Meşhur Aksaray'ımızın meşhur çöreği. Evet. Takipçilerimizin %80'ini öğrettik bu çöreği. Yapıyorlar bizlere. WhatsApp'tan resimlerini paylaşıyorlar. Çok güzel oluyor onlarınki de. Sizler sayesinde öğrendik diyorlar. Çaydanlığımızla getirelim. Soğumaz. Elmas bacım Nigar mıydı? Bir tanesi yazmış selam gönderin diye. İsmini unuttum. Çok selam isteyen var. Bütün takipçilerimize sen de. Mutlu olsun. Sevgiler, selamlar olsun. Çünkü sabah öpüyorum onları. İkimizi izleyen çok oldu artık. Ben de köy hayatı çektiğim için. Evet. Yazmış ki Elmas'a da söyledim ama sen de unutma diye. Hepinizin isimlerini tek tek yazmayınca asla şey yapamayız. Aklımıza gelmez. Bir de bana yazmış. Derman bacım acaba yanlış anlama, hani YouTube çekiyor mu diyorsa köye geldi, size mi özendi diye. Ona da karşılık yazdım. Derman bacım İzmir'de vardı. Bir yıldır. Devam ettiriyor. Ama Elmas'ın hayatından özenerek çekmeye başladım. Bunu da oradan açıklayayım. Sana özenerek yazmamış. Sizin aile hepimiz YouTube'cuyuk ya. İşte yani sizlere özendim. Evet, evet bunu yani gizleyemem bacım. Sevdim. Yorumları çok beğendim. Elmas'ın kanalına çıkıp gurur duymak istiyorum demeyi istiyordum. Elmas'ın kanalına çıkmadan kendi kanalımda onları söylemeye başladım. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizlerin sayesinde buradayız. Yerim, maşallah. Beni geçti, biz çocuk kaldık bundan yanında. Daha uzamak ayrı. Atletinde çıkmış Ali Ayazan'ki gibi. Onlar daha yeni uyanıyorlar. Hocam çıkar aşkım. Evimiz sıcak. Elmas'ımın perdeleri çok hoşuma gidiyor. Gerçekten Allah'ım ağız tadıyla oturtmayı nasip etsin. Şöyle gördüğünüz gibi gayet de güzel. Niye orada yatıyorsun hayat? Burası oturma odası oluyor. Merhaba. Günaydın. Şurada şöyle köşet sehpası var. Bacı normalde bura benim salonum da. Evet. Ben çok misafirim geldiği için. Ben çok seviyorum misafiri. Anca soğuk değil buraya getirdim. İbuşumun süsleri, yaptıkları şeyleri okulda. Bunlar süs değil teyzesi, bunlar itiraf. Okuma şeysi. Evet. Zıt anlamlı, eş anlamlı. Bunlar da ikiler. Süsleyerek yapmışlar dikkatimi çekmesi için. Ben de üçleri ezberledim. Nasıl? 3, 6, 9. He bilmiyordum. Esrah mı? Ben de halde belki de. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Canımsın. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Hadi git. Şu saymaya devam edin. Tamam annem, ayazım da açık. Aa, bu maşallah maşallah. Burası normalde oturma odamdı canlarım. Halısı çok güzel. Şöyle gördüğünüz gibi koltuklar da çok güzel. İnşallah senin de olur canım bacım. Bana demişler ki evini değiştirmeyi düşünüyor musun? Hani yeni yapılıyor ya. Eşyalar yenileyecek misin? Kesinlikle öyle bir imkanım yok. Yenileme mümkün değil. Zaten çoğu şeyimi borç hani borç yaparak yapıyorum. Canım aynen. O yüzden buradan da hani merak edenlere söyleyeyim. Çok merak edip yorum yazanlar var. Elmas bacım netini bugün bana bıraktı geldi, kalpleri onunla attım inan ki değerli dostlar.
cevap veremiyorum yani sorularına da. Çoğuna veriyorum, çoğuna veremiyorum. Bizim internet taşınabilir olduğu için diyorum ben bacıma. Akşam götürdüm videosunu atsın diye. Evet. Sabahleyin de geri getirdik arkadaşlar. Şöyle fişe takınca oradan bizim, çekiyor. Yani her şeyimizi paylaşırız. Evet, Allah bin kere razı olsun. Elmalım bana anne yarısı yani. Her konuda destek. Canım benim. Canım bacım benim. O yüzden hiçbir şey yapmıyoruz. Buraya değil mi bacım? Yatak odasına evet. Gidiyoruz. Yatak odasıyla o oturma odası yok, salonu çok uyumlu birbirine değil mi? Renk olarak falan. Zaten evet, bu renkleri çok seviyorum. Evet. Hatta şeyi de böyle alacaktım, yemek masamı. Antreskriyi değil mi? Siyah döndürdük, aynen. Ben şöyle çekimi bilmiyorum yani, güzel yapabildim mi? Belki güzel yapamamış da olabilirim hani. Yok, iyi. Ama gerçekten inanılmaz güzel hani şöyle. Benim şu tavanların şeyleri sade oldu. Bacımınki daha farklıymış. Bu arada geçen parfümümü Derman ablam çok beğendiydi. Ben de o beğendi diye ona da bir tane. Ben de bacıma bir tane hediye aldım arkadaşlar. Canımsın ya, kurban olurum seni verene. Niye zannedettin bacım ya? Bacım benim parfümümün kokusunu sevdi diye onun da aynısı olsun diye ben de bacıma. Bacım parfümünün kokusu 2-3 gün gitmedi değil mi? Hemen düşünmüş bana da almış hediye görüyorsunuz. Bana eşim aldı bu hediyeyi. Benimki işte burada arkadaşlar. Ben hani insan sevdiğine hediye alır. Elmas'ın hayatı sürprizlerle dolu değerli dostlar. Şöyle o yüzden bizim neşe kaynağımız. Çok teşekkür ederim bu bacım. Bu parfümü gerçekten sizlere de tavsiye ederim. Çok güzel bir kokusu var. Evet. İsmini gerçekten. Şöyle görmek isteyen takipçilerimiz varsa bir de 2-3 gün gitmiyor kokusu. Anne, evet. Kalıcı. Sıksın. Tamam annem dur. Şöyle sobası var bacımın yatak odasında. Burası ebeveyn banyosu oluyor. Yatak odası da böyle. Şöyle göstereyim. Yatak örtüsü falan çok güzel. Komodinleri var köşede. Yatak odasını yeni aldı bacım. Çok olmadı değil mi? Bir sene oldu mu olmadı mı? Bir sene oldu herhalde. Belki de olmadı. Değil mi bacım? Bir sene oldu mu yatak odanı alalı? Olacak. Olmadı da. Olmadı. Evet şöyle. Gördüğünüz gibi gömme dolap yaptırdı. Çok şık. Allah'ım azdatlarını bozmasın. Yavrularını ona bağışlasın bacımın. Her şey yalan dünya değerli dostlar. Bir tatlı değil, bir gülü eriyoruz. O da elmalı da fazlasıyla zaten var. Zaten şey gerçekten ağzın tadı bozuldu mu? Eşyaymış, paraymış. Hiçbir şey gözüm görmüyor. Her şey beynin, kafanın rahatlığıyla bağlı yani. O yüzden dilimizin döndüğünce. Bir de insanın kendi emekleriyle alıp da yapması çok güzel bir duygu. Tabii. Yani hiçbir şey kolay değil. Gerçekten yemek yerken bile çiğneyerek yutuluyor. Evet. Yani hiçbir şey göründüğü gibi kolay mesela değil. Mesela şu an bana hep yorum yapıyorlar. İyi yapan da var, kötü yapan da. Hani sende rahat yok, 30 yaşındasın, evin var, araban var diyenler var. Evet. Vallahi ben hiçbir soluk oturmuyorum. Evet, 30 gerçekten. Yaşındayım ama 30 yaşından büyük gösteriyorum. Ben kendimi, hayatımı, çocuklarımı adadım. Hayat mücadelesi vererek bu hale geldik. Kolaylığıyla bize hiç kimse al sen de şunu otur demedi. Evet. Arsamız olsun, evimiz olsun. Hepsini eşimin kendi. Eve benim mücadelemle olan bir şey. Allah'ım bozmasın bunlar. Bacım. Evet, çok güzel bir duygu. Rabbim yürü ya kulum dediği zaman... Kim ne derse desin. Rabbim bilir her şeyi. Aynen. Allah demek ki rızkımızı açmış bize bir rızık kapısı. Ne güzel ki gurur yani gurur duyma şeysindeyiz. Çünkü bizim sayemizde birçok aile ekmek kapısı açıldı. Değerini bilen. Zamanında İbbuş'a hani bez almakta zorlandığını bilirim ben bacımın. Evet. O yüzden her zaman arkasındayım. Gurur duyuyorum gerçekten bacım olarak İklayemim, hareketlerinden de olsun onun içindeki o çocuksuz sevgiye mutluluğa neşeye yani gülmesi keşke bizler de yani onun kadar olabilsek gerçekten içimizden geldiği gibi ben Elmas'a göre biraz daha ağır olabilirim ama yine de Elmas'ın yan versiyonuyum yani benim de bir içimde çocuksu var bacım ne yapayım ağlayayım mı yani insan ben mesela gülüyorum da evet İçimden de farklı şeyler hissedebilirim yani. Yani de var. Elmalım. Ama onu yansıtmak istemiyorum izleyiciler. En güzeli o zaten gerçekten. Gerçekten yansıtmak istemiyorum. Çünkü onlar hani benimle moral buluyor. Ben niye onlara yani üzgün halimi de ister istemez yansıtıyorum bazen. Bir tane takipçim. Onları yapmacık yapamam yani. Üzgünken mutlu olamam. Bir tane takipçim enerjini çok sevdim de abone oldum demiş. Yani oradan da enerji isteyenler hani zaten evet. Üzüntüyü herkes yaşıyor. Yani. Önemli olan moral bulup onu şey sürdürmek. Evet. Sen de onu hissettirmediğin için... Bazısının zoruna gidip farklı yorumlar yapabiliyordur bazen bacım. Hissettiriyor ama yani, o da işte kendisi zaman. Olamıyor ya senin gibi. Belki o yüzden zoruna gidiyordur. O yüzden boş veriyoruz. Zaten diyorlar bacım aleni ağzına söylüyor. Elmas'ın eşyasından bizim bile yok diyorlar. Allah herkese versin. Amin amin. Dünyanın eşyası boş bacım. Hepimiz kelimesini düşürmeden Allah biliyor zaten. Hepimiz bir gün bırakıp gideceğiz bunu. Yani. O yüzden bunun da bilincindeyiz. O yüzden...
İşte ben öyle diyorum. Benim kitlende de şey yaptım ya. Evet. İşte o an zaten anlıyorsun. Benim diyor. Banyoya girelim mi bacım? Girelim müsait. Evet, banyoyu oradan es geçtik. Şurası aslında benim bu evin planını çizdiğimde Derman abla burayı biraz daha dar düşündüydüm. Evet. Hani yatak odamız, tuvaletimiz, banyomuz, mutfağımla salonumda otururken yazın falan kapılar açık olur ya, görmesinler diye bir plan çizdiydim. Biz şu kemerin çizisi var, kalıbı. O kemerin kalıbını bulamadık. Bu şekilde geniş oldu kemerimiz. Ha, daha dar oldu. Biraz daha dar yapıp buraya böyle püsküllü bir şeyler almayı düşünüyorum. Ha, görünmemesi için. Ha, anladım bacım. Şimdi çıktık mı direkt her yerler gözüküyor. Böyle de biraz ferah aslında. Ama olsun, o çok geniş ya yani. Burası da zaten gizli böyle gibi. Oldu. Evet, aslında elmalı mı fayanslar da öyle çok şey değil. Sade diye düşünüyorum hani. Anne. Şöyle. Yerler falan. Böyle değil dostlar. Burada böyle bir bölüm var. İki tane. Burası banyo. Bu tarafı tuvalet oluyor. Burada böyle dolaplar yaptırmış bacım. El yıkama yeri. Burada da çamaşır makinesi var. Şöyle yavaşça dönüyorum. Belki başınızı da döndürmüş olabilirim. Burası da diğer banyosu. Burası da gayet güzel. Şimdi çıkıyoruz. Şimdi çocuk odasına doğru geliyoruz. Allah'ım, Ayhan'ın sazı. İbuş, orası mı senin yatağın teyze? Sen Fenerbahçeli misin? O ne? Ha. Burada böyle bir sehpa koymuş herhalde, bu fazlalık. Burası da çocukların gardırobu. Ve burada çocukların televizyonu var. İçmiyor mu? Hadi kapanışı yap bacım. Gel Serkan, ikimiz kapatalım. Arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Evet, aynen öyle oldu. Germangil'e ayağına sağlık. Hoş geldiler tekrardan. Aynen, Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Bize mutluluk verdiniz evimize geldiğiniz için. Derman bacımın kanalında kalın. Çakalın. Allah'a emanet olun. Yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Ayaz iştahlar.